Şimdi efendim Halit Kuşçu konusuna gelirsek aslında bugün yine çok kalabalığız. Aslında daha da kalabalık olacağız gibime geliyor. Çünkü bütün sülale bugüne kadar sustukları, sakladıkları her şeyi artık anlatma istiyorlar. Bugün aramızda Kayıp Halit Kuşçu'nun kızı Fatma da aramızda. Hoş geldin Fatma. Senin aslında iki iddian var. Sen Ayten Hanım'a da bugüne kadar soru sorulmadığını söylüyorsun. Aynı zamanda onun kardeşi Mustafa'dan da şüphelendiğini söylüyorsun. Ve diğer Mustafa Yuşan'dan da şüphelendiğini söylüyorsun. Bir bandını izleyelim istersen. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Halit Kuşçu'nun ilk evliliğinden olan çocuğuydu Fatma Kuşçu. Babasının ikinci eşi olan Ayten Karabulak ve onun kardeşi Mustafa Karabulak'a tepkiliydi. Mustafa Karabulak'a da ben kendisiyle birebir görüştüm. Babamı sen geldin, dövmüşsün, boğazlamışsın. Bunları inkar etmeye gerek yok. Ona tekrar soruyorum. Neden babamı boğazladın? Neden bunları yaptın? Ayten Karabulak'a söylüyorum. Orada oturmayla olmaz. Bildiklerini konuşsun. Ayten Karabulak bunu kendisi defalarca söyledi. Bayram Yuşan'la Mustafa Yuşan babamın parayı almasına 20 gün kala geldi. Gece saat 11 sıraları babamı tehdit etti. Bunu neden söylemiyor şu an orada? Babamla yaşayan Ayten Hanım. Kendisi savunması gerekirken orada oturuyor ve hiçbir şekilde konuşmuyor. Abilerimin yerine onun konuşması gerekiyor. Onun kocasıydı. 4 gün boyunca babam yok. Abilerime neden haber vermedin? Orada diyorsun ki benim imkanım yoktu diyorsun. Hayır. Sen sedirleri her yeri karış karış biliyordun ve imkanların vardı. Bunun cevabını istiyorum. Ayten Karabulak'ın Halit Kuşçu'yu zehirlemeye çalıştığı iddiasının doğru olduğunu da öne sürüyor Fatma Kuşçu. Babam anneme geliyor, sedirlere geliyor. Anneme diyor ki ben 2-3 gündür açım. Hayırdır ne oldu? Ayten Karabulak bana et verdi. Ben et yedim, yemek yedim ve yemek yediğim sıralarda da o yemek benim midemi bulandırdı. Ve ben o yemeği olduğu gibi köpeğin önüne döktüm. Köpek o yemeği yemedi diye annemle konuşmuş bu şekilde. Babam bundan dolayı da zehirlediğini düşünmüş. Evinde doğru düzgün yemek yiyemiyorum demiş anneme. Rahmetli annem bunu kendisi söyledi. Fatma Kuşçu için ortadan kaldırıldığından kuşkulanılan babasının kaybında iki şüpheli vardı. Ben Mustafa Yuşan'dan da şüpheleniyorum. Ayten Karabulak'tan da şüpheleniyorum. Onun bizden daha çok şey bildiğini biliyorum. Babam hiçbir şekilde benim annemin yanında kalmıyordu. Gelseydi de gün içerisinde 1-2 saat uğrar giderdi. Hocam 4 gündür eve gelmemiş adam kocanı aramaz mı? Ya sen nereden biliyorsun? Ayten Hanım'ın hani ben Gülsüm'de zannettim demesi doğru değil diyorsun. Doğru değil. Hayır kesinlikle doğru değil. Halit Kuşçu'nun kaybına yönelik Mustafa Yuşan'ın kızının babası ve üvey annesi Felek Yuşan'ı suçladığını da iddia ediyor Fatma Kuşçu. Özlem Hanım üvey annesinden ve babasından şüpheleniyordu. O kocaman adamı yediler, bitirdiler, yok ettiler. Bunu kendisi söyledi. Ablamdan ve eniştemden bahsediyordu. İkisine de soruyorum. Benim babam nerede? Babasına ne olduğu sorusuna bir yanıt arayan Fatma Kuşçu gözyaşlarına hakim olamadı. Benim annemin yeri belli. Ben istiyorum ki Allah rızası için babamı bulsunlar, babamı getirsinler. Ben babamı istiyorum. Yıllardır annemin yeri var, babamın yerinde istiyorum. 17 senedir ben de her gün ölüyorum. Ben de her gün parçalanıyorum çünkü hiçbir yeri yok. Gidecek yerim yok, kimsem yok, babam yok. Allah rızası için bir şekilde babamı bulun. Sadece bunu istiyorum. Ablası Felek Yuşan'a seslenmeyi de ihmal etmedi Fatma Kuşçu. Allah rızası için eğer biliyorsan, kulaklarınla da en ufak bir şey duyduysan lütfen korkmadan, çekinmeden bir şey biliyorsan bizlerle paylaş. Eniştem gelmek istemiyorsa bile sen kendin çık gel. Bunu ablamdan bekliyorum. Annemizin yeri belli, babamızın yeri de belli olsun. Ben sadece ablama bunu söylüyorum. Gelmesini istiyorum. Gelmediği müddetçe o zaman bir şeyler bilip ve kocasını destekliyor anlamına gelir. Valla Felek ve Mustafa Bey yine bizim ekip arkadaşlarımız sağ olsun misafir ediyorlar falan filan ama yayına katılmak istemiyorlar. Şimdi artık hani buraya gelmeyi bıraktım, yayına da katılmak istemiyorlar. Şöyle düşünüyoruz yani yayına katılmazsanız ne yapacağız? Bakın burada neredeyse akrabalarımızın büyük bir kısmı var. Siz çok kardeşsiniz. Herkes söylediklerini söylüyor. Niye siz de cevap vermeye gelmiyorsunuz, yüzleşmiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Abla biz herkesi buraya çağırsak emin olun bu salon da yetmez. Evet. Bu salon yetmez. Sadece yani eş dosttan bahsetmiyorum, akrabalardan bahsediyorum. Bu işin tek baş şüphelisi Mustafa ve oğlu Bayram'dır. Desinler ki biz bu parayı buradan tahsil ettik. Biz bu parayı Müge'den tahsil ettik. Müge de şahididir. Müge çıksın desin ki doğru. Ben bu parayı Mustafa Yuşan'a ben verdim. Babanızın borcunu ödedi. Yok biz de tamam diyelim.
paranın hesabını versin, ben ondan sonra başka kanallar bulayım. Babam kayboluyor, bu adam ortada yok. Abim bu adama ulaşamıyor. Bu abim kalkıyor, Burdur'dan geliyor, halamın oğlu. Bu adam 5 kilometrelik, 10 kilometrelik yolu kalkıp gelemiyor. Bunun hesabını versinler. Paranın nereden bulunduğunun hesabını versinler. Bir de size şimdi şunu soracağım. Ben tabii başta yaş sırasına göre düşündüm ama değil anladığım kadarıyla. Şimdi siz ikiniz aynı anneden kardeş evet. misiniz? Evet. Aynı annedensiniz. Gülsün ben birinci evet. anneden sonum. Ha. Benden sonrakiler küçükler. Ben altıncıyım evet. Altıncı sıradayım. Aynı anda da olmuş mu? İki, nasıl? İki eşler aynı anda oluyor mu çocuk? Yok. Evet şöyle. Benimle beraber olan aramızda 3 ay var. O burada değil. Avcı kuşu. Anladım. Evet. Ben biraz oradan karıştırdım. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o da senin ablan yani evet, Fatma evet, ablan. Kardeşim. Şimdi Fatma ablan da mesela yine Ayten Hanım'dan şüpheleniyor değil evet. mi? Ayten Hanım konuşmuyor diyorsun ama Ayten Hanım'ın konuşmalarını da çok anlaşamadığımız için. Anlaşamadığı için. Yoksa yani, Ayten Hanım ona konuşuyor. Ona tercümanlık yapabiliriz. Hayır hayır. Ayten Hanım konuşuyor yani onu söyleyeyim. Konuşmak istiyor. Susup kalmıyor burada. O tamam, benim o benimle hocam. Alakalı bir durum. Evet. Yani Aytaş, Tuncel bir Şifa daha iyi dertlerini anlatabiliyorlar Derya. O yüzden evet. onlar konuştular. Şimdi bak mesela Ayten Hanım'dan şüpheleniyor. Mustafa Bey'den şüpheleniyoruz. Aslında böyle de şüphelenenler var. Evet. Ama buna rağmen ailenin büyük bir bölümü damattan şüpheleniyor. Yani ben hiç oralara gelmemiş o iş. Müge Hanım. Ben de ablamdan da şüpheleniyorum. Ablamın verdiği VTR'de şu an izlediğimde her iki tarafı da suçlu buluyor. Ben yani Ayten'i suçlu bulmanın sebebi Mustafa, şu. Mustafa eniştem ve ablamı da suçlu buluyor abi, bu, konuda, bu konuda. Annemi ve dayımı da suçlu buluyor. Biz bizim hedefimizde neden özellikle bu aile var? Ablam ve eniştem var. Verilecek cevap yok. Ya ver şu paranın hesabını ver. Müge abla. Paranın hesabını ver. Şimdi, o gün neredeydin? Hayır, nerede olduğunun yani, hesabını söylüyorum. Ver. Aslında, derdini hani, anlatabilir miyim? Hani şey onlar da olabilir falan diye düşünmenize rağmen yine de düşünemiyorsunuz. Bak bana konuşma hakkı gelmiyor. Ben derdini anlatabilir miyim burada? Buyurun. Şu anda Fatma kardeşim burada. Müge Hanım bir dakika olay bir yaştayız, olay bir karışık dağıtmayalım. Eğer bir kanadı varsa Fatma ablamla ben kaldı eniştemle dövüşmüşüm. Tamam ağız kavgası olabilir tartışmış olabilirsin. Mesela ablam bazen dövüyordu. Ablam çıkıp beni evime geliyordu. Bana diyordu halk bana eziyet yapıyor. Ben dedim enişte yapma etme. Bir daha yapma. Bak bizim millete rezil etme. Ağız kavgamız olabilir. Tuncer abim şahit bunlara. Yok, yani her bak, şeyi Tuncer, biliyor. Tuncer abim şahit olduğu için ben hatta ablamı rehin tuttum vermedim. Hı-hı. Vermedim. Tuncer abim geldi. Ya Mustafa yapma etme. Karı kocanın arasına girme. Onlar karı kocayla dövüşürler barışırlar dediler. Fatma onda ben de şüpheleniyorum. Ben şüpheleniyor bak, derken ben Mustafa'yı babamı yok ettiği için şüphelendim demiyorum. Bak yani ben herhangi sadece bak, babamı atıyorum bu, ablam, kendi ablasını abla, mesela dövüyor şey söyleyeyim mi? Bak, herhangi kendi, ablası, kendi ablasını dövdüğü için tabii ki haliyle geliyor babama hem psikolojik baskı tamam, yapıyor. Ama biz şu anda kaybından konuşuyoruz. Yok, kaybından bak, bir eniştem, ay öncesi bu benim olay oluyor. Eniştem var ya benimle bir alakası yok. Eniştem kayboldu. Ben kendim 10 gün sonra veya 15 gün sonra ben öğrendim. Ben kendim çalışıyordum yani çiftçi bir insanım. Tarlalarda tamam, falan Mustafa, çalışıyordum. Mustafa Bey aslında şöyle bir şey. Ayten Hanım sen zehirlemeye mi kalktın kocanı? Herkes yok, onu söylüyor. Yok o bizim çocuklarının babası. Ben onu seviyorum. O zaman seviyorum. Şey yapalım Müge Hanım. Seviyorum. Biz 15 sene beraber birlik bir evde de yaşıyoruz. Ben de Gülsün Kuşlar'a beraber. Biz onun kirisi konuşurken kimse onu dinlemiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim Müge abla. Hayır bir dakika Ayten Hanım. Hayır ama Ayten Hanım bir şey anlatıyor. Benim eniştem 17 senede beri kayıp mı? Mustafa Bey. Benim Ayten ablam. Hanım bir şey anlatıyor. Bir dakika. Bu zehirleme olayına bir açıklık getirebilir miyim? Niye savunamasın? Daha kadın iki kelime konuşamadı ki. Benim kuma da 15 sene beraber çalıştırdı. Çocukları büyüttüm. Bir onu seviyor, o da bizi seviyor. Biz ikimiz de kocanı seviyorsun. Biz ikimiz de aynı kardeş gibidir. Ondan sonra ben işini şimdi de bekliyorum. 17 senede çocuğun babası. Şimdi de keşke gelse. Ben bekliyorum. Hege ki ben böyle zehirlemeye çalışıyorum. Ölmeye çalışıyorum. Niye şimdiye kadar bekliyorum işime? Çıkacağım gideceğim diyecek. İyi ki gevettim gittim. Öyle diyeceğim. Hem şimdi de ağlıyorum. İstiyorum benim işimi, ihtiyacımı, çocuğumun babasını atacağım. Bizim çocuklar o kadar ağladı. Peki, o kadar o hani et vermişsin yememiş, köpek ya, de yememiş. O dava ne? Sana yemeği ben, mi beğenmiş? Ben öyle pişirmezsin. Allah benim belanı versin. Yoksa onu hayır hayır. Dedi. Ne oldu o gece yemeği beğenmedi? Gene bir kavga ettiniz o da herhalde. Yeni, o da böyle ürütme çıkartmış. Öyle bir şeyler yok. Hayır, hani öyle bir şeyler yok. Yalan. Hep yalan.
saklar mısınız telefona? Hayır ama bu aslında babanın söylediği bir şey. Babamın söylediği, babam kendine iftira mı atsın karısına? Hayır hayır ama ya yapıyor ama... bazen erkekler öyle. Yani bana öyle bir yemek pişirdi ki köpeğe bile verdim, yemedi, kesin beni zehirleyecekti diyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.